Ama artık olanlar benim boyumu aştı. Hanımım, geçen gün dama süpürmekten geliyordum ben. Büyük odada Zilan'ı gördüm. Sen ağzını açma. Bir baktım ki Zilan senin gelin hanıma verdiğin kolyeyi almış, böyle boynuna tutmuş. Ne demeye getiriyorsun Emine? Ben gördüklerimi söylüyorum. Başka da o odaya ne gireni ne çıkanı görmedim ben hanıma. Ana hiç bakma bana öyle. Kapındakinin lafına mı inanıyorsun, benimkine mi? Korkmuş senden, iftira atıyor bana. Günahtır, ayıptır ha. Ben gördüğümü söylüyorum hanıma. Neyi gördün? Terbiyesizlik etme. Herkes yerini bilsin. Siz ne zaman gördüğünüzü bildiğinizi benden saklar oldunuz. Ne oluyor size? Yıkıl gözüm görmesin. Ana, bak ben bugüne kadar sana hiç terbiyesizlik etmedim. Ama sen de bu iftiranın peşine düşersen artık gerisini Kadir anlatırsın. Bundan böyle haddinden de şaşma, odanın yolundan da. Benim seninle uğraşmaya hiç niyetim yoktu Zilan. Elinizdeki kana rağmen iki elte anlaşır gideriz demiştim. Ama sen beni karşına aldın. Bana bir daha bunu yaparsan sana yerimi göstermek bana düşecek. Bugün beni elekten geçirdin. Ama bakalım, gör bakalım yakında o eleğin üstündeki kim, altındaki kim. Neredesin sen Ceylan? Hastaydım, ondan gelemedim dün. Ya telefon açıp bir haber vereceksin Ceylan. Özür dilerim, bir daha olmaz. Ya tamam. Ayrıca merak da ettim, yani başına bir şey mi geldi diye telefonlarıma da bakmadın. Bir daha böyle bir şey yapma. İlaç alıp uyumuşum, geç gördüm aradığınızı. Ya geç de olsa haber vereceksin. Yok, geç saatte arayamam. Müsait olmazsınız. Yanlış anlaşılır filan. Tamam. Hadi işine bak. Kadir Bey. Ben birkaç gün personel odalarında kalsam. Niye, hayırdır? Şey, evde yalnız olacağım da korkarım. Otelde kalsam daha iyi. Yani izin verirseniz. Annenin haberi var mı? Hı, var. O dedi zaten. Tamam. Selin, hazır mısın? Müjdem var sana. Biz evleniyoruz. Ne? Dur, hiçbir şey söyleme. Az önce Ömer aradı. Yarın sabah 11'de nikahımız. Nikah şahidim de sen olacaksın tabii ki. Mutlaka gelmen lazım. Hadi hazırlan hemen. Bir dakika ya. Teker teker anlat. Kızım, hangi ara barıştınız? Hangi ara evlenmeye karar verdiniz? Ay, ne aceleniz var? Ya onları sonra anlatırım. Acelemiz var çünkü kimseye söylemeden olsun bitsin istiyoruz. Biliyorsun annem kıyameti koparır. Ömer'e çok kızgın. Ömer'in ailesi tam tahmin ettiğimiz gibi çıktı. İstanbul'da gelin istemiyoruz durumu. Mecbur, biz de nikah kıyıp çıkacağız karşılarına. Ya canım, böyle de hiç tadı çıkmadı ki ama şimdi. Ya benim gece nöbetim var. Sen bak işlerini hallet. Ben sabah çıkar çıkmaz geleceğim yanına, tamam mı? Tamamdır, öpüyorum seni. Görüşürüz. Deli kız ya.
Merhaba. Buyurun Ali Bey, hoş geldiniz. Estağfurullah, hoş bulduk. Leyla Hanım, ben sizi buyur etmeye geldim. Öğle vakti hazır. Bir yemeğe gitsek. Yani benim sizinle konuşmak istediğim bir konu var da. Mühim. Hayırdır, Dicle ile mi ilgili? Ama şu anda çıkamam çünkü güvenlik yok. Buyurun içeride konuşalım. Hem Dicle ile ilgili, hem benimle ilgili, hem de sizinle ilgili. Hepimizi ilgilendiren bir durum neticesinde. Ya işte böyle ulu orta konuşmasak. Önemli bir mesele sonuçta. Ailevi bir durum. Peki. Ben içeriden çantamı alıp geleyim o zaman. Beni mi bekliyorsun? Yoksa neyi nasıl söyleyeceğini mi düşünüyorsun ha? Yarın Leyla ile evleniyoruz. Sen de şahidimiz olacaksın mecbur. Evlenecek misiniz? Hı hı. Ya dur hele dur. Geç otur hadi. Geç şöyle. Anlat baştan. İyi. İkna oldu yani kız. Söyleyemedim Tahir. Bilmiyor yani Dicle'yi. Aslına bakarsan biliyor da başka türlü biliyor. Hatta tanışıyorlar. Tanışıyorlar mı? Sevdiği adamın onu terk ettiğini. O yüzden intihar ettiğini. Ama bu hikayenin de mutlu sonla bittiğini sanıyor. O adam benim. Kan davası olmasın diye evlendim diyemedim. Diyecek ki bu oldum. Denedim. Ama baktım ki bunu öğrenirse çekip gidecek. Asla kabul etmeyecek. Ha, sen de dedin. Önce kementi atıp yakalayayım vahşi kısrağı. Ha, sonra bir şekilde ehlileştirir. Eğeri atarım üzerine ha. Tahir, köşeye sıkıştım, anlasana. Her şeyi anlatırsam Leyla gider. Kendi gönül yaramı geçtim. Bir kere daha onu ortada bırakan adam olamam. Bu ikimizin de iyiliği için. Alnım ak. Dicle benim karım değil. Hiçbir zaman da olmayacak. İmzayı bassın diye gitmeyecek mi sanıyorsun ha? Giderse de kolumdan tutup getirmeye yüzüm olur. Bağırır, çağırır, kızar, ağlar. Ama sonunda her şeyi bizim için, onu sevdiğim için yaptığımı anlar illaki. Öyle öyle. Yani orası öyle. Ama... Tahir, başka çarem yoktu. Sen demiyor muydun her doğruyu söyleme ama her söylediğin doğru olsun diye? Her doğruyu söylemedim işte. Ama söylediğim her şey doğruydu. Bomboş. Teşekkür ederim. Gerçi baktım azdı zaten. Serviste hızlı olur böylelikle. Bu saatlerde sakin olur burası. O yüzden getirdim sizi buraya. Yemek, bir şeyler hazırlattım şimdilik ama beğenmediyseniz... Yo yo, aç değilim zaten. Ben şu mühim konuyu merak ediyorum aslında. Dicle nasıl bu arada? Devam ediyor değil mi psikoloğa? Konuşamadık hiç. Kardeşim iyi doktor hanım. Çok şükür iyi. Onun derdine derman oldunuz. Ama ben hiç iyi değilim. Ciddi bir şey yoktur inşallah. Hem ciddi... ...hem hayati. Hayırdır Halil Bey?
Ne yapabiliriz? Anlatın. Kalp doktor hanım. Kalp. Ve bunun dermanı bir tek sizsiniz. Anlamadım. Derdim yüreğimde gizli. Eller ne bilsin? Demiş yani Ozan. Siz bilin. Benim derdim de sizsiniz. Dermanım da sizsiniz. Bizim buralarda insan bir kere aşık olur. Bir kere sever. Bunun adına da sevda derler. Ben de sizi gördüm. Sonra dedim ki kendi kendime, Halil, senin de sıran geldi işte. Halil Bey. Ben çok şaşırdım. Ama lütfen. Bizim buralarda en iyi yapabildiğim şey beklemektir Leyla Hanım. Toprağı bekleriz. Tohumu bekleriz. Yağmuru bekleriz. Ne bileyim, güneşi bekleriz. Ömrümüz beklemekle geçer yani. Sen hiçbir şey deme. Ben beklerim. Sesimi duymanı beklerim. Gönlümdeki yerine alışmanı beklerim. Gönlümde ufacık da olsa bir yer edinmek isterim. Beklerim. Kimseye, hiçbir şeye etmeyeceğim kadar sabrederim sana. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Kalbinizi kırmak istemem ama maalesef hislerinize karşılık yok bende. Hüseyin, ben gerçekten geç kaldım. Teşekkür ederim. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Sizi köyünüze ben bırakayım. Yok, zahmet etmeyin. Teşekkür ederim. Ben giderim. Leyla Hanım. Ne yaparsan yap, benden kaçma. Sana gönlümde yerim var dedim. Sen o yeri beğenmediysen ben sana küsecek değilim ki. Başımın üstünde yerim baki. Buyurun. Gerçekten zahmet etmeyin. Ben giderim. Sağ olun. Lütfen. Sizi biz aldıysak geri biz bırakacağız. İnat etme. Kimseyi yarı yolda bırakacak değiliz. Rüstem. Söyle çocuklara arabayı hazırlasınlar. Doktor hanımı köye bırakacak. Geç kalmasın işine gücüne. Buyurun doktor hanım. Peki, sağ olun. Ben buradayım Leyla Hanım. Ne zaman Halil dersen hemen oradayım. Eksik olmayın Halil Bey, sağ olun. Hayırlı işler.
benim başımı derde sokacaksın ha. Tuvalete diye çıktın dersten. Hadi ne söyleyeceksen söyle hemen. Vallahi benim söyleyecek bir şeyim yok. Ben öyle yüzünü göreyim diye dedim. Sen bayağı yalancısın yani. Aşkta her şey mübahtır diye bir laf vardır. Sen duydun mu onu hiç? O zaman şıp sevdisin. Ne çabuk aşık oldun? Valla ben şıp sevdi değilim de... ...sen şıp diye sevilecek birisin. Belki ondandır ha? Tamam, ben derse gidiyorum artık. Şş. Ya bak, bu böyle olmayacak ha. Ben bir daha ne zaman göreceğim seni? Bilmiyorum ki. Bulacaksın artık bir yolunu. Yani sonuçta benim durumum belli. Yengene falan söylesen. Çarşıya falan çıkarmaz mı? Seni idare etsin ya. Bakalım. Bak bakalım. Ay kız, ne oldu sana? Çekil ana, çekil. Yandım ben, yandım. Kureyş'e bastı, tokadı bana. Elleri kırılasıca. Niye vurdu kız? Emine, gözü batasıca görmüş beni kolyeyi alırken. Sallaha hak. Sen küçükken de böyleydin. Hiçbir işi beceremezdin. O hımbıl babana çekmişsin. Ah, ne olurdu azıcık bana çekeydin. Ama nerede? Nerede? Bana, benim derdim bana yetiyor zaten. Hey, hey, tamam. Haydi. Ne dedin Kureyşa'ya? Ya ne diyeceğim? İftira dedim, inkar ettim. Ama oralı bile olmadı. Olsun, iyi ettin. Aferin. Sonuna kadar hep inkar edeceğim. Ya ana, bir de Dicle Muska'yı buldu. Ondan koptu zaten asıl kıyamet. E pes yani. Pes yani, yazıklar olsun sana Zilan, yazıklar olsun sana. Ya ana, üstüme gelme. Ne yapacağız onu düşün. Sen hiçbir haltı becereme. Ondan sonra koş gel. Ana ne yapacağız? Ana ne yapacağız? Şimdi Kureyşa da sanacak ki bütün bunları kafana hep ben soktum. İyice şişinecek, bilenecek bana. Vallahi o konaktan içeri adımımı da attırmayacak ha. Ana, sen kendi derdine düştün. Ben diyorum ki, beni kapının önüne koyarsa hepten biteriz. Kafayı çalıştır. Kadir ne diyor? Ya bir şey bilmiyor daha. Ama akşam gelince öğrenecek. Ya ana, bir de ben şey dedim Kadir'e. Ne dedin kız? Gebeyim dedim. Ah, ah çok şükür. Dualarım kabul oldu sonunda. Ya ana, şükretme. Gebe miyim, değil miyim bilmiyorum. Attım. Gebesin, gebesin. Sen gebe ol da ne zaman doğurursan doğur. Hiç önemli değil. O dilleri kopasıcalar sana nasıl iftira atarlarmış? O elleri kırılası Kureyş'e benim kızıma nasıl vururmuş? Ya torunum düşeydi, ya bir şey olaydı? Şimdi Kadir bunun hesabını sormaz mı? Eğer ben damadımı şu kadarcık tanıyorsam sorar. Anne, niye geldin? Ben herkesten saklıyorum. Seni kovdurmak mı istiyorsun beni? Çabuk eve Ceylan. Yoksa burada öyle bir yaygara çıkarırım ki korktuğun başına gelir. Anne, niye bana bunu yapıyorsun? Kız, ne yapıyor? Ne demek eve gelmeyip otelde kalmak? Kırdırma bana bacaklarını. Anne git. Ne olur git. Seni almadan şuradan şuraya gitmem Ceylan. Yürü. Gelmeyeceğim. Hatta bir an evvel buradan da gideceğim. Antalya'da birkaç otele iş başvuruları yaptım. Seni de, her şeyi de arkamda bırakıp gideceğim. Ben artık çocuk değilim. Kendi hayatımı kuracağım. Yapma Ceylan'ım. Yapma. Nasıl bırakıp gideceksin ananı? Anne. Yalvarırım git. Yeah.
Leyla. Leyla. Ceylan ne oldu sana? Kimdi o? Hiç kimse. Yani bir tanıdık, önemsiz biri. Seni ağlatacak kadar önemliymiş demek. Kavga ediyordunuz. Ya anlatsana, ne oldu? Yok anlatacak bir şey. Yalan söylüyorsun. Annen de değil mi? Ya belli ki aranızda paylaşamadığınız bir mesele var. O kadını üzme. Hiçbir anne evladının kötülüğünü istemez. Topla eşyalarını evine bırakıyorum, hadi. Ya kadın rahatlar, sevinir biraz. Hadi. Kadir Bey lütfen. İyi geceler. Kız doktormuş hanımağım. Bizim yeni açılan sağlık ocağında çalışıyormuş. Ömer tayin ettirdi kesin. Rezalete bak. Fidanı da Halil'i de kapımıza dikecek gene. Köylünün de diline düşecek. Ne yapıyorlarmış? Otelde mi kalıyorlarmış? Bağ evinde kalıyorlarmış hanımım. Yarın Ankara'ya telefon edeceğim. Bir an evvel tayinini başka yere yaptıralım. Kızı da bir kenara çekelim bakalım. Yarın sağlık ocağına gidelim. Ömer kafasını dikime göre gidiyor. Belki kız daha akıllıdır. Ya ben heyecandan uyuyamam ki sabaha kadar şimdi. Yüzü gözü şiş, çirkin bir gelinle evleneceksin. Pişman olma ama sonra bak. Asla pişman olmayacağım. Söz veriyorum. Ben de söz veriyorum sevgilim. Anladınız mı lan beni? Bak en ufak bir hatanızda o mayınlara tek tek oturturum size ha. Anladık ağam. Duyamadım. Anladık ağam. Ağam. Şşş. Avaral. Sen anladıysan hepsi anlamıştır. De bakayım ne yapacakmışsınız? Önce Kadir'i paket yapacağız. Biraz hırpalayacağız. Sonra katırı yanına katıp mayının üzerine bindireceğiz. Sabah da Ömer'i arayacağız, haber vereceğiz. Peki siz kimsiniz? Yani ne diyeceksiniz Ömer'e? Suriyeli Topal Abdül'ün adamlarıyız ağam. Aferin. Haydi iş başına. İş başına, hadi. Rüstem. Buyur ağam. Yarın sabah güneş doğduğunda bizim küçük ağa mayın tarlasının ortasında ha böyle karpuz gibi parıldayacak. İnşallah kurtarırlar. Takdir ilahi. Ömer Efendi'yi de alır jandarma, birkaç gün misafir eder. Üstlerine vazife olmayan işlerden ele tek çekmeyi öğrenirler. İyi dedin ağam. İyi dedim tabii. Hadi doğru Gülbahar'a. Dostla düşmana nerede olduğumuzu, adresimizi belli edelim ki Allah korusun yarın öbür gün iftira falan atar olur ama. Hadi git sen arabayı hazırla. Başım sağ ol. Ah ulan Leyla. Mayın da neymiş? Sen bugün benim gönlümün orta yerinde atom bombası patlattın be. Herkesin önünde eğilip büküldüğü Halil'i karşında eğdin, büktün ya. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Hele öpülecek kadınsın. Ama ben öpeceğim o eli. Sonra da sana elimi öptüreceğim. Bak görürsün. Görürsün. Ya Zilan ne oldu yine?
Niye ağlıyorsun Allah aşkına? Yok bir şey, öyle geldiler işte. Tamam hadi çık yukarıya, ben üzerimi değiştirip geliyorum. Yok ben hiç çıkmayayım daha iyi. Niye, hayırdır? Yok bir şey, sen hiç sıkma şimdi canını benim yüzümden. İyiyim ben, iyiyim, merak etme, iyiyim ben. Kızım anlatsana. Dicle ile mi kapıştınız yine? Ya Kadir, herkes kafayı bana taktı. Şimdi bana iftira attılar. Emine abla bile bir olmuş Dicle ile. Yok ben Dicle'nin odasına muska koymuşum da. Yok anamın Dicle'ye verdiği kolyeyi almışım, bir Naz'a da suç atmışım. Dilan. Senin bu mevzuda bir suçun var mı? Yok mu, bana doğruyu söyle. Ya bana sen bile inanmıyorsun işte bana ya. Benim derdim zaten bana yeter. İki canlıyım be. Kureyş'in adı inandı onlara. Bastı bana tokadı. Ya. Otur oturduğun yerde Zilan. Sen kimseye bulaşma. Kimse de sana bulaşmayacak. Tamam. Bekle. Yenge, sen bütün gün evde sıkılmıyor musun? Yani arada gelip beni okuldan alsan, çarşıda gezsek biraz. Sıkılmıyorum. Hem niye sıkılayım ki? Ama gelirim diyorum. Kızım yeni gelin çarşı pazar dolaşacak değil ya. Ana bir gelsene, bir şey konuşalım seninle. Ana Zilan'la ilgili bir sıkıntı olduğunda bana söyle. Gerekirse cezasını ben keserim. Bir daha el kaldırma Zilan'a ana. Vay 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 vay. Oğlum karısının lafının hatırına karşıma dikilir olmuş. Madem kendini bend edecektin onun önüne, o zaman zapt etmesini bil. Onu toparlamak ne bana ne de sana düşmez. Herkesin ettiği doğru. Herkes hüküm sahibi de biz, İlhan'ın kim eksik ana? Karım iki canlı. Karnında da senin torununu taşıyor. Bundan sonra kimseden eziyet görmeyecek. Bebek geliyor, bebek geliyor. Ben sana demedim mi karışma diye? Niye söylüyorsun? Ya zamanında diyecektin, ya çeneni hep tutacaktın. Söylemeyeydim de üstüme mi kalsın da? Hanım ağam öyle bir bağırdı ki duyman lazım. Yer gök inledi. Durduk yerde laf işliyorum senin çenen yüzünden. İki tane gelin almış. İkisi de birbirinden deli. Tabii celemesini de Emine çeksin değil mi? Kadın sussana sen. Birileri duyacak. Emine abla. Bak sana abla diyorum. Elinde büyüdüm, kalbini de kırmak istemiyorum. Eğer bir daha Zilan'ı karşına alırsan... ...sonrasına ben karışmam. Bak gördün, benim kabahatim mi? Gözün kör, kulağın sağır olacak Emine. Ortalık karıştıkça karışıyor. Söyleyeyim sana, daha da karışacak. Gerisini sorma. Tut şu dilini. Sus. Ya
Evlenince nerede oturacağız peki? Burada mı? Alırım sana bir konak istersen. Doğru. Sen küçük evlere sığamıyorsun. İstanbul'da da evin kocamandı. Ay ne sinir etmiştin beni o gece. Hatırladın mı? Hı? O koca evde yalnız mı yaşıyorsun diye sormuştum sana. Sen de uyuz uyuz evli olup olmadığımı merak ediyorsun demiştim. Hay Allah'ım ya. Girmiştik birbirimize. Geçmişi konuşmayalım istersen. Alacağım mı bana bir konak? Hemen. Nereden istersen. Ya geçenlerde Dicle'lerin konağa gitmiştim. Yani çok eski ama acayip karakteristik bir konaktı. Bilmiyorum sen orayı biliyor musun tabii. Öyle bir şey olabilir mesela, ne dersin? Selin kaçta gelecekti? O bulamaz şimdi burayı. Aldıralım bunu. Her şeyi de düşünürmüş. Aldıralım canım. Gelince arayacaktı zaten, iyi olur. Kızı da apar topar getiriyoruz buraya. Leyla sakin ol. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Görsün artık seni diye ağlamıyor muydun? Gördü işte. Özür dilerim. Size kabalık ettim galiba biraz. Olur öyle şey, boş ver. Ne yapıyorsun şimdi, iyi misin? Otelde misin? Oteldeyim. İyiyim, sağ olun. Ya bak ben şimdi otele geri geliyorum. Yani eğer uyumayacaksan... hani müsaitsen bir çay falan içeriz belki, he? Hayır, hayır. Yani uyumam, ona hayır. Tamam. Tamam ben geleyim seni arayacağım. Söyle. Camiye doğru gidin. Birazdan paket arkanızda olacak. Tamam. Yenge, ne yapıyorsun? Gel diyelim, gel. Yenge, ben sana bir şey soracağım. Sor yengeciğim. Annem aşağıda lafı ağzıma tıkadı biraz önce. Hani benim şu şey var ya... şey işte canım. Ha, seninkini diyorsun. Yenge, biz şimdi... böyle pek fazla görüşemiyoruz. Sen ne diyorum, şu çarşı işini ayarlasak? Vallahi tek umudum sensin yenge ha. Sen merak etme diyorum. Hallederiz o işi de yarın öbür gün. Yaşa sen yenge. Diyar, ben de senden bir şey isteyeyim. Ömer abini arasana. Neredeymiş? Ararım tabii. Ama sen bir bekle, odadan telefonu alıp geleyim. Tamam? Tamam.
Kardeş, bir el atı ver de araba bizi yolda bıraktı. Karısı hayırdır ya? Yolda bıraktı bizi. Tamam, sen geç aynı anda itelim. Paket yola çıkmış ha. Arıyorum. Ara ara. Neredeymiş öğren. Hani böyle çaktırmadan ha. Alo abi. Söyle ufaklık. Saat kaç oldu? Niye ayaktasın sen hala? Ha şey, ödevim vardı da o yüzden abi. Seni merak ettim. Bu akşam eve gelecek misin diye bir sorayım dedim. Yok, gelmeyeceğim. Ne oldu? Bir derdin, sıkıntın mı var senin? Ha yok abi. Seni özledim. Sen otelde mi kalıyorsun? Yok ufaklık. Bağ evindeyim. Önemli bir şey yoksa sonra konuşalım mı? Ha, yok abicim. Öyle bir sesini duyayım dedim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz ufaklık. Yenge. Hı. Bu akşam da gelemeyecekmiş. Bağ evinde kalıyormuş. Ya aslında ben biraz daha konuşayım dedim ama önemli bir şey yoksa kapa dedi. Olur canım. Evidir yani, illaki gelecek. İyi geceler yenge. İyi geceler canım. Vallahi de gideceğim, billahi de gideceğim. Kapıdan kovacak değil ya beni. Suriye'den Topal Abdül'ün sana da abine de selamı ver. Diyor ki ayağımın altında fazla dolaşmasınlar, yoksa ben onları birbirine dolarım. Anladın? Sallasana kafanı. Salaklar, almadınız mı telefonunu? Zilan arıyor. Artık bu gece buradan sağ çıkarsan geri ararsın. Kime dikleniyorsun lan sen?
Sen de mi dışarılıklı oldun Kadir? Telefonları da kapatıyorduk suratıma suratıma. Halil hoş geldin. Sağ ol Gülbahar. Hoş bulduk. Gel otur. Gel. Nasılsın Gülbahar? İyi misin? Seni burada görünce, keyifli de görünce daha iyi oldum ha. Aferin Gülbahar. Aferin. Sen hep kurulu saat gibi böyle aynı şeyleri söyle. Şimdi başka şeyler deyince aramız bozuluyor. Ve sen de üzülüyorsun yani. Ha? Bizim karpuzu kütürdetmişler epey. Dikim için senden haber beklerler. Aferin lan kelkeleş. Sana da aferin. Acelemiz yok. Daha kütürdetsinler. Biriniz beni bağ evine götürsün. Ömer çağırdı. Haydi sallanmayın. Buyurun ben götüreyim. Ailenin kararı çok önemli. Senin ailenin de beni istememesi gibi mi? Burada insanlar hiç istemedikleri evlilikler yapabilirler diyor. Anlamadım. Bu kadar zor mu senin için bunları anlamak? Zor değil. İmkansız. Sen bilin Celal abi. Sesi duyunca... Midem fena. Uyutmuyor. Geçmiş olsun abi. Cama nerede? Gene mi kaytardı yoksa buran? Yok abi olur mu? Bağ evine gitti o. Ömer ağa mı çağırdı? Öyle sayılır. Dicle Hanım'ı götürdü. Ömer ağam söylemiş. Ne diyorsunuz lan siz? Ara çabuk ara. Dönsün hemen dönsün. Alo. Çok yakınız bari. Tamam, tamam. Nereye dönüyorsun? Devam etsene. Şimdi aradığımızı. Yürü.
İşte bu. Sakın kaldırma ayağını oradan, yoksa bum patlarsın. Sakın kaldırma ayağını oradan, yoksa ölürsün. Hadi eyvallah. Oraya al, oraya al. Ulan sıkacaksanız adam gibi sıkın. Şerefsiz, bu ne? Doğdu ve siz çıkana kadar. Ömer'i aramak için talimat beklediler ha. Dur dur. Aceleniz ne? Biraz kıvransın küçük ağa. Terlesin. Cebelleşsin. Hadi bakalım Ömer efendi. Koş kurtar kardeşini şimdi. Sonra da kendini kurtar bu rezillikten. Bunlar hep bilmemekten ha Rüstem. Ya otur işte otelin başında. İşini yap, inşaatını yap. Ama yok. İlla kahraman olacak bizimki. Hadi işte böyle uğraşırlar adamla. Ay, Leyla çok güzel oldun. Ne kadar çok şey yaşadım. Sen de benimle yaşadın. Ama kötü günler geride kaldı. Evet. Hep yanımdaydın. Canım arkadaşım. Canım benim. Canım benim. Çok mutlu ol. Tamam. Saate bakayım. Saat kaç oldu? Çok az kaldı. Ömer'le arkadaşı gelirler birazdan. Annemi arasam mı acaba? Bilemedim ki. Sen karar ver. Ben de bilemedim. Alayım bakayım şu kızı karşıma konuşayım. Uğursuz bu kız, uğursuz. Hatırla. Ömer bu kız için koştur koştur kanlı toprakları Halil'e verdi. Ölümlerden döndü. İyileşti dedik. Ayaklanır ayaklanmaz kıza koştu. Almış kızı da buraya getirmiş belli. Allah akıl fikir versin benim oğluma. Kızda da utanma yok. Takılmış bunun peşine gelmiş. Sen ne işin var evli barklı adamla? Hamurunun bozuk olduğu buradan belli. Şu günü kazasız belasız atlatalım da başka bir şey istemiyorum. Asıl muharebe bundan sonra başlayacak Ömer. Sen hazırlıklı ol. Tahir, üstüme gelme. Biliyorum Leyla canımı okuyacak. Ama razıyım. Hadi. Ulan ben buradan bir sağ kurtulayım var ya. Sizi dilim dilim kesmezsem şerefsizim. Thank you.
Hanım ağam hoş geldiniz. Doktor hanım içeride mi? Doktor hanım yok bugün. İzinlidir. Tamam sağ ol. İçine bak sen. Bay evine bakalım Celil. Dicle, yavrum. Annem hoş geldin. Vallahi hiç görmeye gelmiyorsun ananı. Dedim bu kız unuttu beni. Ana olur öyle şey. Ancak tabii. Maşallah bizim konakta ortalık durulmuyor ki. Geç yavrum, geç. De bakayım bana, rahatsın. Bak sakın ola kendini ezdireyim deme. Yok ana. Vallahi keyfim yerinde. Biliyorum Ömer sana nikah kıymıyor. Ama ağabeyin yarın öbür gün çekecek onu bir kenara, bükecek kulağını. Sen hiç merak etme. Ana, asıl sen merak etme. Meğer bize büyü yapmışlar. Ömer'in o kadar ayak diremesi ondanmış. Odada yatağın altında muska buldum. Hem de kimin işi biliyorsun? Kimin işi olacak? Zila'nın işidir. Tabii onun işi. Kolyeyi de o çalmış. Ama her şey ortaya çıktı. Kureyş'a kesti cezasını ana. Bastı tokatı, zehir gibi konuştu. Bak sen Kureyş'a ya. Ana, üzülme sen. Bak vallahi elinin üstünde tutuyor beni. Bu muska da çıktı ya. Ömer'im de düzelecek. İnşallah yakında sana torun vereceğim. Ama boz beyler sonunda. Kız ben onu nasıl bağırma basıp seveceğim he? Ya ana neler düşünüyorsun? Deme öyle günahtır. Yok yok. Benim damattan yana da gelinden yana da hiç yüzüm gülmeyecek. Ağabeyin de düştü o doktor kızın peşine. Yarın bir gün basacak nikah getirecek aha bu konağı. Gözünde gördüm dün gece vallahi. Kız gülme. Kız ne gülüyorsun? Vallahi de billahi de istemem. Mahmut. Ya öleceksin ha. Öyle bir öksürüyorsun ki ciğerlerin dışarıda. Doktora gösteriyorlar mı seni? Gösteriyorlar, gösteriyorlar. Sen nasılsın, iyisin? Nasıl olayım? Sen burada ayrı mahpus. Kızım o konakta ayrı mahpus. O Dicle o konağa girdi ya. Zila'nın yüzü gülmez artık Mahmut. Ya başlamayın ha mecburen. Ne diyeceğiz yani? Kureyş'a dün Zila'nı mı basmış tokadı? Ne tokadı? Sen ne diyorsun? Benim hanıma ile konuşmam lazım. Hanıma da seni dinleyecek. Yani öyle bir konuşuyorsun ki kendini mi kandırıyorsun, beni mi kandırıyorsun bilemiyorum. Anlam beni dinler. Dinlemek zorunda. Yoksa kim hısım, kim hasım, herkes görür. Alo. Ömer Bozbey, Suriye'den Topal Abdül'ün selamları var. Kardeşin Kadir'i sınırda kaçakçılığı yaparken görmüşler. Bir mayına basmış diyorlar. Patladı patlayacakmış, öyle bekler dururmuş. Kimsiniz siz? Ne saçmalıyorsunuz? Senin sınır köyüne git, Ufka doğru bak, anlayacağım beni. Ömer ne olmuş? Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Kahretsin. Ya ne olmuş Ömer? Kadir'i kaçırmışlar. Ömer de gelemedi hala. Gelirler canım merak etme erken daha.
Zaten geç kalsalar ne olacak? Şurada biz bizeyiz. Doğru söylüyorsun. Bir de bana telaş yaptırdın boşuna. Yok saçım yetişmeyecek, yok makyajım yetişmeyecek. Telaşlı şey seni. Fena mı oldu canım? Biz de hazır ve nazır bekliyoruz işte. Ömer, jandarmayı arasak mı? Bir gidip gözümüzle görelim neler oluyor. Öyle ararız. Şimdi kim, neyi, niye yaptı bilmiyoruz ki. Tuzak mı, neyin peşindeler? Kuyruklarına bastın sen. Geldiler mi? Ay koş.